Kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşanıyor. Para birimleri %25 oranında değer kaybetti. Tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşayan kripto paralar yatırımcıları üzdü. CNN Türk ekibinden Meltem Bozbeyoğlu ve kameraman Yasin Kamaloğlu da uzman isimlerle kripto para dünyasındaki bu sert düşüşün nedenini araştırdı. Efendim, kripto para piyasası deprem etkisinde. Bir gecede bayağı bir büyük oranda düşüş yaşamış. Şu an hüsrandalar. %22'lik şok bir düşüş oldu. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar güne büyük bir şokla uyandı. Hem de nasıl, yani bütün hayallerini, umutlarını buna bağlayan insanlar sabah uyandıklarında hepsi şokta. Piyasadaki ani dalgalanmalar haliyle yatırımcıya deprem etkisi yarattı. Böyle bir şey patlayacağı belliydi yani. Kripto para sadece 2 günde %25 değer kaybetti. Bayağı bir düşüş yani. Tamamen manipülasyon piyasası. Çok dikkat etmek gerekiyor. Kripto para geçen hafta 57 bin dolar seviyelerindeydi. Ancak dün akşam saatlerinde 42 bin dolara kadar indi. Çöküş aslında daha yeni başladı. Kasım ayından bu yana 21 bin dolar değer kaybetti. Bu düşüşün ana nedenleri şu: Amerika, Rusya, Çin gibi ulus devletlerin kripto para piyasalarıyla alakalı yapmış olduğu olumsuz açıklamalar. TL bazında bakarsın 100 bin lira gibi bir para yapıyor yani. Fed'in varlık alımları ile alakalı yapmış olduğu açıklamalar. Doların uluslararası piyasalarda değer artış süreci var. Kripto para piyasasındaki bu ani dalgalanma haliyle yatırımcının da kafasını karıştırdı. Acaba bu düşüşler devam edecek mi veya toparlanacak, tekrar paramızı kurtaracağız mı diye. Peki bu riskli dönemde alınmalı mı? Kademeli almayı tercih etmeli. Bir anda girmemeli. Satılmalı mı yoksa bekleyişe mi geçilmeli? Kripto para piyasasına varlı olanlar panik satışı yapmamalı. Soğukkanlı olmalı, beklemeli. Çok şükür biz yatırmadık ama takip ediyorum.